Merhabalar arkadaşlar, El İşi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tahmin edeceğiniz gibi ay ve yıldız öreceğiz. Anahtarlık halkası taktım. Böyle kadife ipten yine yumuşacık. Yapımı çok kolay, çok kısa sürede bitireceğiniz sevimli anahtarlıklar yaptım arkadaşlar. Eğer videomuz süresi uzun sürerse arkadaşlar iki parçaya böleceğim. Birinde yıldız, birinde ay tarifi olacak. Ama umduğumdan kısa sürerse her ikisi de aynı videoda olacak. Böyle sevimli iki tane anahtarlık öreceğiz bugün. Şimdi kenara alalım. Kullanacağımız malzemelere geçelim. Bugünkü ay ve yıldızımızı yine ayı sarı renkte yapacağım. Yıldızımızı pembe renkte yapacağım bu sefer. Bunu daha açmadım arkadaşlar. Pembe rengimiz Örse markalı lüks kadife. Bakalım. 120-130 metre uzunluğunda 100 gram bir ipimiz var. Kodu da şöyle yapalım. Pembe renk ama bu olabilir arkadaşlar kod olarak. Böyle bir pembe rengimiz var. Bu ipi ilk defa deneyeceğim. Sarı rengimiz Etrofil Yonca Baby'nin 120 metre. Tavsiye ederim, güzel bir ip arkadaşlar. Şöyle renk kodu yararlanmak isterseniz. Daha önceki ördüğüm mavi renginde, onu da arkadaşlar artık biliyorsunuz, etiketlerini atmıyorum. İp markası soran arkadaşlarım oluyor. Kartopu yumurcak 100 grammış, 120 metre. İplerin boyutları, uzunluğu iyi arkadaşlar. Şöyle bir kodu var. Eğer mavi renk yapmak isterseniz yıldızınızı, bu ipimiz de güzel. Bunun haricinde kullanacağımız tığlar var arkadaşlar. Şu ipimi de alayım. Yine 5 milim tığla öreceğim. Birleştirmesi için bu sefer daha ince bir tığ seçtim. 2,5 milim tığla birleştirmesini yapacağız. Eğer ki kadife ip için olan, şöyle kadife ip için olan uygun iğneniz varsa bununla da birleştirme yaparsınız. Birleştirme kısmında püf noktalarını söyleyeceğim. Bugünkünü daha ince bir tığla birleştirmesini yapacağım. Çünkü aynı kalınlıktaki tığla birleştirmek çok zor oluyor arkadaşlar. İlmekleri geçirmek. Anahtarlık halkamız var. Yine makasım. Bu sefer ilmek belirleyicisini unutmadım. Aparatımız var. Eğer aparatınız yoksa küçük bir ip parçası keserek onu kullanabilirsiniz. İç dolgusu için boncuk elyaf kullanacağız. Bir de yüz işlemesi için arkadaşlar çok kalın olmayan amigurumi için kullandığınız bir ip tercih edebilirsiniz. Ben elimde Nako pırlantanın ipi vardı. 3 parçalı bir ip. Bunun 2 parçasını kullanacağım. Birini ayırdım. Yanak kısmına bir pembelik yapacağız. Şöyle bir pembe kadife ip iğneme geçirdim. Hazırda bekliyor. Şimdilik malzemelerimiz bunlar. Buraları düzenleyeyim, hemen yapımına başlayalım. Öncelikle pembe ipimizle yıldızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar yine sihirli halkayla başlayacağız. Yıldızımıza, biliyorsunuz ki kadife ipte sihirli halkayla, normal sihirli halkayla çalışmak çok zor. Bu ipler sökülüyor arkadaşlar, böyle daha dokunur dokunmaz bu ipimiz biraz daha hassas çıktı. Öncelikle 3 tane zincir çekmekle başlıyoruz. Şöyle ipimizi bu şekilde parmağımı geçirdim. Etrafında bir çeviriyorum arkadaşlar. Böyle bir
alan oluştu. Şuradaki çarpı kısmını parmaklarımla sıkıştırdım, bırakmıyorum. İçerisinden bir ilmek geçirdim ve kapatmasını yaptık. Şu an ilk zincirim hazır. İkincisi ve üçüncüsü. Üç zincir çektik. Ortadaki zincir bizim sihirli halkamız. İçerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 sihirli halkamızı yaptık. Şimdi karşıdaki ilk sık iğnemize bu şekilde ilmek geçirdik ve ilmek kaydırma yaparak birleştirdik. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Bir zincir çekelim. Aynı sık iğnemize çift batacağız. Bu sıramızda, ikinci sıramızda bütün sık iğnelerimizin içerisine çift batıyoruz arkadaşlar. Toplam sıra sonunda bizim 10 tane sık iğnemiz olacak. Kadifeleriniz çok yoğunsa sayarak gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi zincir çektik, aynı sık iğneye batıyoruz. İçerisine 2 tane sık iğne yaptık. Bunun ilkine, ilk yaptığımız sık iğneye arkadaşlar ilmek belirleyicisi koydum. Şimdi 2 tane yaptık. Devam ediyoruz. Sık iğnelerimize çift batıyoruz. Ben de sayarak gideceğim. Biraz farklı bu tarifimiz. Şimdi dikkat etmeniz gereken yer, şurada bir ilmek kaydırma yaptık. Bunu sakın örmeyin. Sonrasında bir zincir çektik. Bunu da örmeyin arkadaşlar. Bu kısımlarda dikkatli olun. Yapacağımız iş, bu ilmek kaydırma yaptığımız ve ilk sık iğne yaptığımız yer, ilk sık iğne yaptığımız yere ilmek belirleyicisi koymuştuk. Oraya gidiyoruz. Buraya bir yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çektim. Hep bu yerden örmeye devam edeceğiz. Şimdi üçüncü sıramızda bir tane sık iğne, bir tane arttırma yapacağız. Sıra sonunda bizim 15 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Yere sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmek belirleyicisine yerleştirdik. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Tekrar tek çift şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonunu çiftle bitireceğiz. Bu şekilde de aklınızda bulunsun. Bu ipimin kadifesi daha yoğunmuş arkadaşlar. İlmekleri göremiyorum. O yüzden ben de dikkatli ilerleyeceğim. Tek ve çiftle bitirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ilmek kaydırdığım yer, şu da zincirim. Bunları örmüyoruz. Şuradan başlayacağız. Karşıya ilmek belirleyicimin olduğu yere gittim. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Burayı örerek başlayacağız. Başlangıç yerimiz bu. Dördüncü sıradayız. İki tane tek, bir çift yapacağız. Bunu tekrarlıyoruz 6 kez. Sıra sonunda bizim 20 tane sık iğnemiz olacak. Zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi yerleştireyim. Bu birinci sık iğnem. Bir yana geçtim, ikincisi. Bir yana geçtim. Çift batıyorum. Tekrar iki tane tek, bir çift örüyoruz. Yine sıra sonunda çiftle bitecek sıramız.
Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Karşı tarafa ilmek belirleyicimin olduğu yere gidiyorum. Ve ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi yapacağımız işlem, yani 4 sıra ördük arkadaşlar, arttırmalı. Bundan sonra yıldızımızın bu çıkıntı kısımlarını öreceğiz. Burayı biraz dikkatli yapalım. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Artık buna ihtiyacım yok. Aparatımıza. Bir sonraki batmamız gereken sık iğneye gideceğiz. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım yere değil, bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir sık iğne yaptım. Sonra tığımın ağız kısmına ip doladım. Aynı yere batıyorum. Bu ilmek tığımdaki 3 tane ilmeği birden birleştirdim. Yalancı sık iğne yapmış olduk. Ağız kısmına ip doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapacağım. İkisini birden çekiyorum. İkisini birden tığımıza ağız kısmına ip doladım. Aynı yere batıyorum. Ve üçünü birden çektim. Yalancı sık iğne yaptım. Tekrar batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir tane çıkıntımızı yaptık. Şimdi yapacağımız işlem, şunu biraz geriye çekeyim. Atlayabiliriz çünkü. 3 tane sık iğneme ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ikincisi, bu üçüncüsü. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bundan 5 tane yapacağız. Şimdi ilmek kaydırma yaptık. Bir sonrakine batıyorum. Öncelikle bir sık iğne yaptım. Bunu tekrar beraber yapalım. Sonra ağız kısmına ip doladım. Tığımın batıyorum aynı yere. Üçünü birden çektim. Ağız kısmına ip doladım. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 2 çektik. 2 çektik. Ağız kısmına ip doladım. Aynı yere batıyorum. Üçünü birden çektim. Ve aynı yere batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yine biraz şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şu hemen yanındaki sık iğne biraz pofuduğun altında kalıyor. Biraz böyle çekin, ortaya çıksın. Hemen bir yandaki sık iğneme ilmek kaydırma yaptım. Bu ikincisi ve bu üçüncüsü. 3 tane sık iğneye ilmek kaydırma yaptım. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sonrakine sık iğne, yalancı sık iğne, ikili trabzan, tekrar yalancı sık iğne ve sık iğne yaparak tamamladık. Demek istediğim şuraya değil arkadaşlar. Bunu biraz çekip şuradaki sık iğneyi görün mutlaka. İlmek kaydırma, ilmek kaydırma ve ilmek kaydırma yaptık. Devam ediyoruz. Ve üçüncü sık iğneme de ilmek kaydırma yaparak ilk yıldızımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ipimizi keselim. Biraz çekelim. Bunu iç tarafa alacağım. Bunun için hemen şu dibine batalım. Zaten örgümüzün içinde kalacağı için bu şekilde tamamladık. Bundan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Ben de onu öreyim, hazırlayayım. Sonrasında birleştirmesine geçelim.
Evet arkadaşlar, ben ikinci parçayı da ördüm. Şimdi birleştirmesini yapalım beraber. Şimdi tığımı değiştiriyorum. Bu farklı bir yöntem olarak göstermek istedim. Eğer elinizde bu iri gözlü kadife için daha uygun iğnelerden varsa bununla da dikebilirsiniz. Ben bu sefer tığla yapacağım. Daha ince bir tığ alın mutlaka arkadaşlar. Çok zor oluyor diğer tığla birleştirmesi. Şimdi karşılıklı uçları birleştireceğiz. Bu bizim iç tarafımız. Şimdi son ilmeğimizi alalım. Arkadaşlar, sık iğnemizin iki parçası var. Kadife ipte çok net gözükmese de. Şu arkaya bakan taraftaki ilmeklerden birleştirme yapacağız. İlmek kaydırma yapacağım. Her iki tarafın içe bakan, bu sık iğnenin içe bakan tarafından birleştirmesini yapacağız şimdi. Hemen şöyle tam ortalayalım. Karşıdaki sık iğnemizin iç tarafından aldık ve ilmek kaydırdık. Buradan göstereyim daha net. Bu şekilde arkaya bakan, bunun da bu içe bakan karşılıklı sık iğnelerin içinden ilmek geçiriyorum. Onu da tığımdakinden geçiriyorum. İğne ile de dikerken bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bu ipimin biraz daha kadifesi yoğun görüntü olarak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok net seçilmeyebiliyor. Biraz daha ince tığ olunca çok daha rahat alabiliyoruz bu ilmekleri. Şimdi arkadaşlar, alanımız çok küçülmeye başladı. Bir parçası kaldı sadece yıldızımızın. İçerisine elyaf dolduralım. Evet arkadaşlar, yıldızımızı tamamladık. Bir tane zincir çekip kesebiliriz artık. Örgümüzün içerisinde yok edelim arkadaşlar birazını.
Hiçbir işleme yapmadan arkadaşlar bu haliyle de kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir yıldız. Farklı projelerde kullanabilirsiniz. Bugünkünü ben anahtarlık olarak değerlendirdim. Şu spiral geçişini arkadaşlar şöyle şuradan artmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Şu birinci halkamız, ikinci halkamız aşağıda. Bu aşağıda kalsın. Çünkü yerini değiştirebiliyor. Burada artış kısmı var çünkü. Şöyle orta bir hat göz kararı ayarlayın arkadaşlar. Buraya anahtarlık halkasını takacağız. Tam üst noktaya. Bu iki kolun olduğu kısma ise bu şekilde gözü işleyeceğiz. Göz işlerken ilk halkamızdan başlayalım. Buna da şöyle örnek olsun. Şöyle arkadan geriden batıyorum. Şu birinci ve ikinci halkamızın arasına çıkıyoruz. Şu ipimi biraz uzun bırakacağım. Sonra ikinci ve üçüncü halka arasına bir üst sıraya arkadaşlar batıyorum. Tekrar bunun hizasına geleceğim. Ne diyelim? 1 ile 2'ye battık. 2 ile 3'e üst kısma batacağız. Şöyle bir yükselti yapacağız. Sonra tekrar da 1, 2, 3, 3 ile 4 arasına batacağız arkadaşlar yer olarak. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Sonra aynı hizadan karşı tarafa geçiyoruz. Çekeyim ipimi. Tekrar aynı yere tekrar gidiyorum. Şimdi kirpik kısmını yapacağız arkadaşlar. Bir tam hizasına bir sıra yine atlayarak bu kısma yapacağız. İpimin tam ortasından geçtim. Şöyle yapalım. Bir de yukarısına yine aynı halka arasına bu şekilde, hatta şu karşıya geçeyim. İlk göze bir bakalım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadife ipim biraz daha kabarık duruyor, kadifeleri içine geçebiliyor. Şimdi aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Bir üst sıraya çıkacağız. Sonrasında bir yana. Tekrar aynı yere batıp kirpik ucuna geliyoruz. Bunu da bir yana bir de üste batacağız. Şöyle. Ağız için buraya gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi ağız kısmını yapacağız. Hemen gözümüzün altından bir alt sırasına batıyoruz. Bu ilk halkamız. Birinci ve ikinci arasına işleyeceğiz. Şöyle bir gülümseme olacak. Karşı tarafa batıyorum. Sonra tam ortaya geleceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi orta kısma geldik. İpimizi arasına alacağız. Alttan geçirdim. Tekrar aynı yere batarak İşimizi tamamlıyoruz. Karşıya geçelim. Düzeltmelerinizi mutlaka yapın arkadaşlar. Kadife ipte bu işleme için kullandığımız ipler biraz ince geliyor. İçine kaybolabiliyor işlerken. Şimdi bağlayalım. Tekrar düzeltmelerini yapalım. Çok çekmeyin. Buradaymış.
Evet arkadaşlar, minik yıldızımızı tamamladık. Şimdi bir de anahtarlık halkası takalım. Bunun için kendi kadife ipinden kullanacağım. Bu renkteki bir amigurumi ipiyle de dikebilirsiniz. Eğer penseyle açıp kapatabilirseniz o şekilde de yapabilirsiniz, ilmeğe geçirip. Şimdi yıldızımızın en tepedeki bu kısmına batacağız. Yine geriden bir ilmek boşluğundan giriyorum arkadaşlar. Şunu uzun bırakalım. Şöyle bir kez dikiyorum. Şöyle de bir düğüm attık. Kalın geldi arkadaşlar bu iğne. Diğer iğneyle yapacağım. Kadar yeterli. Bu ipimin kadife dokusu çok çabuk dağılıyor arkadaşlar. Yani örmesi zevkli ama kadifesi çok dağılıyor. O yönünü çok beğenmedim. Rengi güzel. Böyle şeker bir pembe renk. Yanaklarına pembelik vermeyeceğim. Zaten pembe renkte arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz farklı renkte gözün bir alt sırasında şu kirpiğin olduğu hizaya yaptım arkadaşlar. Bir sık iğnelik bu şekilde pembelik yaptım. Tatlı oluyor eğer yapmak isterseniz de. Bugünkünü pembe yaptığımız için bunu yapmayacağız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yıldız videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda ay kısmını öreceğiz. Cumartesi günü videom ikisine de gelecek arkadaşlar. Arayı uzatmadan hemen yayınlayacağım. Şimdilik bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar.